Herkese merhabalar. Bugün Clash of Clans'ta yepyeni bir bölümdeyiz arkadaşlar. Duvarları fulluyoruz, serisine devam ediyoruz. Bilmiyorum, hatırlamıyorum kaçıncı serideyiz ama 5. falan olmuştur herhalde. Neyse, videoyu atacağım, sıra aklıma gelir, bakarım kaçıncı seride kalmışız. Şimdi buradan bayağı bir yine girmiyoruz arkadaşlar köyüme. Fırsatım olmadı girmeye, daha doğrusu. Çünkü köy binası, onda kupa kasıyorum. Şu 5. inşaatçıyı da alsaydık güzel olacaktı ya. 5. inşaatçı paketimiz de var aslında. Ama para yatırmaya gerek yok oyuna. Siz de olsanız yatırmayın arkadaşlar para. Çünkü gerek yok. Oyuna para yatırmaya gerek yok zaten. Şunları bir etrafı iyice temizleyelim. Şu toplayıcılarımızı toplayalım güzelce. Biraz ganimet kasalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Ejder saldırısı bir tanedir benim için. Ejder saldırısı olmazsa olmazlarımdan. Şurada bir etkinlik var. Aa, pardon. Clash Rama serisine devam. Bunlar da seriye bağlamış. Sezon film üretiyorlar. Cidden ben bir bölümünü izledim arkadaşlar. Gerçekten hakkını veriyorlar. Süpersel. Güzel yapmıştı. Şuradan bir etrafı iyice temizleyelim. Güzel olacak. Şuradan 4 inşaatçı olması gerçekten sıkıntı ya. Tuzaklarımızı da bir yeniledikten sonra bir istek atalım. Balon falan dedik. İsteğimizi de attıktan sonra. Hadi bakalım. Etrafta güzelce temizledik. Güzel. Şu an biraz duvar basabiliyoruz. Şuradan bir tane basalım. Şuradan bir tane daha basalım. Bir tane daha tamamladıktan sonra orası da bitiyor. Güzel. Şimdi bakalım. Balon attı Ramazan. Gideyim mi demiş. Gitme diyeceğim. Videoya geçiyorum ben. Gitme. 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 Ki otma yazdım da. Şurasını ben bir savaş yapayım arkadaşlar. Güzel bir ganimet. Oy, güzel çıktı hemen. Hemen hiç saldır. Beklemeyeceğim arkadaşlar. Saldır. Çünkü istesem böyle bir köy çıkmaz zaten. Derler ya. Arsam bile böylesini bulamam. Şuradan bas öfkeyi. Ondan sonra şuradan bas öfkeyi. Abicim bas. Adamın şeylerinde büyücü var. Zamanlama süperdi ya, yoksa yanlış. Tam balon düşeceği sıra şeyi düştü arkadaşlar. Bu klan kalesinden çıkan büyücülerin üstüne düştü bu. Şey, bu balonlar galiba bir tanesini düşürdüler de tam o anda büyücülerin üstüne düştü. Ya en nefret ettiğim şey bu ejder saldırılarında hava patlatıcılarının balonlara veya ejderlere kilitlenmesi. Gerçekten çok kötü bir durum yaratıyor. Hatta berabat böyle çok düşük seviyedeki köyleri bile alamamamıza neden oluyor arkadaşlar. Hani siz öyle düşünün. Şuradan bir tane barbarımız var. Bu barbarımızı buradan atalım. Aşağı kadar onu halleder. Lan gerizekalı barbar. Niye oraya gidiyorsun? Galiba yine nezle oldum arkadaşlar. Burnum falan okuyor. Lan burada bir tane duvar mı? Ha, pardon. Özür dilerim, ben bir an kendi köyümü zannettim bu köyü. Kafa uçmuş arkadaşlar bende. Maalesef gecenin bir vakti çekiyorum yine bu videoyu. Sizlerle birlikte 2-3 duvar daha basabiliriz. Süper arkadaşlar. 3 duvar 3 duvardır. Yani damlaya damlaya göl olur sonuçta. Evet arkadaşlar, yine bir saldırı yapalım. Bir şey olmaz. Askerlerimiz çıktı. Balonsuz da alacağız. Of. Köye bak ya. Ben istesem böyle bir köy gelmez. Efsane ötesi bir köy geldi. Hani efsanelerin efsanesi. Hani istesem böyle bir köy gelmez arkadaşlar. Şimdi nasıl saldıracağım ben de bilmiyorum. Herhalde şöyle içeriye girdiklerinde öfke Allah ne verdiyse bırakacağım yani, öyle gözüküyor. Girin lan içeriye, güzel. Allah ne verdiyse bırakacağız artık. Bakalım şu köy binasını 2 saniye içerisinde alacaklar. Şuraya bir öfke daha. Süper oldu. 10 numara ya, süper çıktı ya. Bu köy var ya, nimet oldu bize. İlaç gibi geldi valla. Ana o kadar alsak var ya, şu köyü işlesek. Of, hava soğumalarına gittiler. İlk defa ejderler bu kadar zekice bir hareket yaptılar arkadaşlar. Köyü işledik ya. Köy binası 8'di bir de. Süper aldık. Tüm ganimet aldık. Üşledik köyü. 10 numara. Tamamdır ya. Tamamdır. Aldık köyü. Süper. Nimet. Yemin ederim ilaç gibi geldi arkadaşlar bana. Şimdi bu ejderler barbar kralı öldürmeye çalışacak. Süper oldu. Süper oldu. 600 kaç binlik bir ganimet oldu. Bonusumuzu da alalım. Bonus da süper olacak. Yattı mı bu? Tamam, yat demişim. Yatmış bu. Yatmış arkadaşımız. İyi geceler diyelim ona. Şuradan başlayalım arkadaşlar ya. Şuradan başlayalım şu duvarları. Ya bitirelim ya. Yani bir bölümlük daha işimiz var arkadaşlar, maalesef bir bölümlük işimiz var, onu da yakın sürede bitireceğiz ama ne yapalım. Şuradan ben asker basayım tekrardan, bir duvar daha basabiliyormuşuz. Şuradan bakayım ne basabiliriz. Aslında basmayalım ya, şu ejder saldırısı yapıyoruz ya, hiç gerek yok basmaya. Şunu iptal et, tekrardan bir tane daha bas, tamamdır. Arkadaşlar askerler çıksın, ben geliyorum. Şimdi arkadaşlar ben demiştim ki ejderlerin çıkmasını bekliyorum, çıkınca geleceğim diye. Şimdi depolar falan doldu. Ben ejderlerimin çıkmasını beklerken elektrik kesildi arkadaşlar. O sırada tabi kayıttaydım. Kayıtta devam ediyordum. Elektrikler kesilmesiyle birlikte kayıt yarıda kaldı.
Şimdi şurada bir toparlayalım. Bir gün arayla çekiyorum yine bu videoyu. O yüzden bayağı bir topluyucular falan birikmiş. Şurada bir etrafı toparlayayım. Ondan sonra şuradan bir davet isteği atayım. Davet derken özür diliyorum. Klan kalesinden asker isteyeyim. Balon geldi, güzel. Şimdi tekrardan bir köy arayalım, güzel bir köyden. Böyle ganimeti güzel olan, böyle bize ilaç gibi gelecek bir köy arayalım arkadaşlar. Çok sürmeden bir köy geldi. Çok güzel bir köy geldi hem de. Şimdi hava patlatıcısı aşağı bakıyor. O yüzden biz de onun tam yukarısından dalacağız arkadaşlar. Şöyle bir barbara kilitlendiler de neyse, sıkıntı yok. Şu barbar kralı da şuradan bırakalım. Şu balonları da şuradan bırakalım. Güzel. Yaklaşık 2.1 milyon iksirimiz var da. En azından ejder saldırısı yapıyoruz. Birazcık iksirimizin olması güzel oldu bu bizim için. Şuradan bir tane daha basabilirim. Öfke büyüsü güzel olacak. Bu balonlar gerçekten çok büyük bir rol oynuyor arkadaşlar bu ejder saldırılarında. Gerçekten önden giderekten mükemmel işler yapabiliyor bu ejderler. Özür diliyorum balonlar. Yani mükemmel ya. Bence siz de ejder saldırılarında balon kullanın. Gördüğünüz gibi çok rahat üçledim yani. Hiçbir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Ejder saldırısıyla üçlenemeyecek bir köy binası 7 düzeni yoktur arkadaşlar. Bunu size iddia ediyorum. Ben her türlü üçlerim. Bu zamanlarda zaten pratik kazanaraktan, savaşlara girerekten, ejder saldırıları yaparaktan. Zaten normal hayatta okçu barbar dışında. Ben daha çok ejder saldırısı yapıyorum arkadaşlar, kara iksir biriktirmek için. O yüzden biraz pratiğim diyebilirim bu ejder saldırılarında. Mükemmel. İksirimiz de altınımız da güzel. Şuradan iksirimiz bayağı bir birikti ama ya. Bunları harcayabiliriz. Şuradan bir dakika şöyle yapalım. Şunu basayım ben. Şuradan full ejder basayım. En azından bir tane öfke büyümüz çıkmış. Onu tekrar silmenin bir anlamı yok. Şuradan tekrardan basalım. Bir tane daha basalım. İki tane daha basabiliyormuşuz. Güzel. İki tane daha basabiliriz. Şöyle güzel oldu. Bu bölümde en azından şu kısmı bitirsek benim için çok mükemmel olacak da, ama imkansız gibi bir şey gözüküyor arkadaşlar. O yüzden ben şuradan kışlaları hızlandırmayı tercih ediyorum. Ayrıyeten de şurada nerede? Göremiyorum ben bu büyü fabrikalarını. Nereye koymuşum ya? Kesinlikle siz şu an gördünüz, ben göremiyorum. Ha, şuradaymış lan. Sıkıntı yok, şunu da bir hızlandıralım. Ben hızlandırmayı aldım. Ejderlerimiz çıkmışken, kışlalarımızı hızlandırmışken biz bir tekrar saldırı yapabiliriz. Bu sefer balonsuz da yapabiliriz. Güzel bir köy çıkarsa güzel olur bizim için. Bir dakika, ben bir şey yapmayı unuttum. Bunu yapayım ben. Nerede? Şu barbar kralı da hızlandırayım gelmişken. Şimdi ben bir köy arayıp geliyorum arkadaşlar. Güzel bir ganimeti var bunun. Bu arkadaşımızın 265 bin altını var. Şuradan saldırmak istiyorum direkt ejderleri bırakaraktan. Bir dakika, şu yine çıktım. Şuradan bırakayım hemen hızlı bir şekilde. Şimdi öfkelerin üçünü çok güzel bir şekilde kullanaraktan köyü nasıl üçleyebiliriz? Onun stratejisini yapalım aklımızda. Şuraya bir atayım 3 tane olan kısma. Bir tane de şuraya atayım, çok güzel olacağını düşünüyorum. Güzel. Şimdi bir tane de şu köy binasının olduğu kısma öfke attım mı tamamdır. Gelin şuraya siz. Neyse, sıkıntı yok, oraya gittiler de. Her türlü üçleriz zaten biz. Bir duvar daha basabileceğiz bu savaşta. Hani her savaş bir duvar bassak bile hani zor, söylediğim kısma kadar bitirmek gerçekten zor. En az her saldırımız 400 bin altın falan olması gerekiyor. Şu köyün üçlenmesini de artık bekleyelim biz. Tamamdır. Ganimetimizi aldık. Köyü de fulledik güzel bir şekilde. Şimdi biz ejderlerimizin çıkmasını bekleyelim. Bu sefer inşallah elektrikler falan kesilmez. Şuradan da hazinemizden toplayalım. Altınımızı bir duvar daha basabileceğiz. Ya bu duvarları bitirip artık ufak tefek şeyleri bitirip köy binası 8'e geçmek istiyorum arkadaşlar. Sıkıldım köy binası 7'den. Ve köy binası 8'de klan savaşlarına girmek istiyorum. Gördüğünüz üzere biz şey yapmak istiyoruz. Klan savaşlarında köy binası 8 artık almak istiyoruz. Şu an 2300 iksirimiz var. Bu iksir artıyor mu lan bu ejder saldırısıyla? Neyse, ben ejderlerimizin çıkmasını bekleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrardan bir saldırı yapıp bir köy bulup savaş yapalım. O süre zarfında ben hani askerlerimizin çıkmasını beklerken kendi köyüme girdim az önce. Konuşamadım lan. Neyse, kendi köyüme girdim. Baktım ki köy saldırı altında. Tabii adam köyümü geçemedi, benim o güçlü köyümü geçemeyince. Artı bilmem kaç kupa aldım. Güzel oldu. Titan'a çıkacağım ben. İnat ettim, Titan'a çıkacağım arkadaşlar. Hala izlemeyenler varsa arkadaşlar, kartlar kısmından veya kanalımda Titan'a çıkma serisine başladım. Bilmiyorsanız. Şuradan ben bir köy bulup gideyim ya. Arkadaşlar durun. Köy bulup gelmeden köy buldum da bu çok zorlayabilir bizi ya. Bilemedim ki şimdi. Balonlarımız da yok ki. Balonlarımız olsaydı saldırılabilirdi. Ama ben de saldırmak istiyorum. Saldırayım ya. Saldırayım. Ama ona saldıracağım. Bir şey kaybetmem. Şuradan
Lan şimdiden yedik bir şeyi. Bir dakika. Şu bir yerde birleşin lan. Bir yerde birleşsinler. Oraya atacağım öfkeyi. Şuraya da bir öfke atayım. Güzel olacak. Şimdi başka nereye öfke atayım? Bir de şuraya atacağım mecburen. Bu gerizekalı ejder niye şu öfke çemberinin içine girmiyor? Tam sınırda beklemiş öyle. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Biraz bizim bu barbar kral oyalasın ilk sayını. Helal olsun lan, üçledik. Vallahi üçledik. Süper oldu bu. Yani tabii saldıran biz olunca arkadaşlar, yani şimdi saldıran biz olunca üçleniyor. Çok rahat üçleniyor hem de. Bu mayın, gerizekalı mayın aldı bizim şeyim. Ama bakayım X yayımı. Tabii bizim ejderin canı çok az. Üçleyelim ya, köy üçleyelim. Güzel olacak üçlersek. Ama belli değil tabii ki de. 99'da kalma ihtimalimiz de çok çok yüksek arkadaşlar. 97'de falan da kalabiliriz. Hiçbir şey belli değil. Hadi bakalım. Heyecanlandım lan. Harbiden heyecanlandım. Bakın şuralarda bir şey yok. Bakayım şuraya. Of! Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Gerçekten kötü oldu. Sıkıntı yok ama biz altınımızı aldık. İstediğimizi aldık. Güzel oldu bu bizim için. Şuradan tekrardan bir ejder basalım. Şuradan iki tane duvar daha basabiliriz arkadaşlar. Şimdi başka sağda solda bir çalı çıt yok. Güzel. Şimdi nereden başlayalım? Şurayı bir bitirelim. Ortaya doğru bir bitirelim. Güzel. Şimdi ejderlerimiz çıksın. Siz anladınız. Geliyorum ben. Arkadaşlar yanlışlıkla az önce arama tuşuna tıkladım. Hani bir an dedim gideyim bakayım askerler çıkmış mı. Baktım arama tuşuna basınca yanlışlıkla direkt köy geldi. Ben de hiç beklemeden saldıracağım tabii ki de. Tabii nasıl saldıracağım? Şöyle bir saldırı yapacağım. Aşağıdan mı yukarıdan mı? Hava patlatıcısına bakın, hava patlatıcısı yok bunun. Aşağıdan gireceğim çünkü klan kalesinden asker çıkma ihtimaline karşın. Aşağıdan gireceğim ya. Atayım tüm hepsini ve bir öfke basayım şuraya. Güzel. Ondan sonra biraz içeriye girsinler. Tekrardan bir öfke şuraya atacağım. 10 numara. Bir dakika bakayım. Askerler, ejderlerimiz nereye doğru gidecek? Şu an bekliyorum içeriye girecekler. 3. öfke büyüsünü kullanmamın bir anlamı var mı diyorum. Ben hiç gerek yok. Hiçbir ejderim bile ölmedi yani o derece arkadaşlar. Hiçbir ejderim hasar bile aldı diyeceğim ama yani ölmediler ya. Bir tanesi öldü. Bir tanesi öldü. Neyse bir tane daha duvar basacağız. Ya bitmez, bitmiyor arkadaşlar. Cidden bitmiyor bu duvarlar. Nalet olsun duvarlar bitmiyor. Ve ejder saldırısı gerçekten maliyetli ve süresi uzun olan bir saldırı türü. Biz nereden nereye kadar bastık galiba? Şurayı bir bitirdik. Başka şuraya bir bastık. Ne kadar basmışız lan? Bakalım ne kadar kalmış. Eğer çok varsa daha 88 tane var arkadaşlar. Neyse şöyle bir şey yapacağız. Ben videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde ben şuraları bitirmiş vaziyette geleceğim. Şuralarda falan bitireceğiz. Yani şu kadarcık bir alan bitirmeye çalışacağız. Tekrar bir sonraki videoda. Sonra ben yine buraya kadar bitireceğim. Sonra videoda burayı bitirip duvarları bitireceğiz. O yüzden bu videoyu burada kesiyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu likelamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.